Bunları konuşacağız. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay karşımızda. Ünal Bey selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar Can Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Hem Milli Savunma Bakanlığımız en iyi yaptığımız şey birlikte çalışmak diye manidar bir gönderme yapıyor. Dün ve birkaç gündür yaşananlara. Şimdi MHP Genel Başkan Yardımcısından da böylesi bir paylaşım geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarımızdan gelen bilgiler de ilerleyeceğini gösteriyor. Bu harekat veya operasyonu bilmiyorum askeri olarak nasıl tanıma muhtaç ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? En önemlisi temel soruyu da peşinen sorayım ki cevapları dinleyelim. Dış politikada tam olarak ne yapmamız gereken günlerden geçiyoruz? Yani vallahi şimdi Can Bey, Suriye sahasının zemini o kadar kaygan ki, denklemler o kadar değişken ve çok bilinmeyenli bir aritmetikle karşı karşıyayız. Aslında tabii ben bunu söylediğim zaman belki şöyle de düşünülebilir. Yani bu öngörülemeyen aritmetikten, denklemden mi bahsediyoruz diye. Evet, çok da öngörülemeyen sahada hareketler gerçekleşiyor. Çünkü neden? Evet, bunlardan bir kısmını öngördüğümüz, geçtiğimiz yıllar içerisinde hep bunları tartıştık, konuştuk. Suriye sahasında neler olabileceğini, önümüzdeki yıllarda nasıl bir senaryonun planlandığını bu sahayı okuyanlar, üzerinde çalışanlar bir fikir ortaya koyup bazı tespitlerde bulunuyorduk. Bu tip şu anda HTŞ'nin vesaire gelişen hareketlerini de aşağı yukarı değerlendirip tahmin edip ortaya koymuştuk. Ama bunu yöneten, yönlendiren arkadaki akıl küresel aktörler. Şimdi küresel aktörlerin sürekli biz beyninin içerisinde olmamız mümkün değil. Dolayısıyla onun için sürpriz bazı gelişmelerin sahnelenmesi, tahmin edemediğimiz bazı gelişmelerin olması çok doğal. Çünkü bu Suriye sahasında biz her ne kadar Türkiye olarak bir aktör olarak görünsek de bizim bulunduğumuz alan sınırlı. Çünkü ama Amerika'nın ve Rusya'nın varlığı ve İsrail'in bölgedeki etkinliği Suriye sahasında daha derin bir faaliyet içerisinde. Bu nedenle buradaki oyunun parçası olmak hem zor hem kolay, hem riskli, hem kendi çıkarlarımız açısından olmazsa olmaz. Ama neticede ortada bir bunu niye söylüyorum? Şimdi bütün akademisyen dünyası, gazetecilerimiz, medya dünyası, bütün analiz yapan, değerlendirme yapanların hepsini bir çuvala koyup baktığımız zaman herkes aynı ortak noktada değil, çok farklı görüşler ortaya çıkıyor. Çok farklı söylemlerle analiz yapılmaya çalışılıyor. Demek ki o zaman fotoğrafın, resmin net anlaşılamadığının da bir ifadesi olarak bunu ortaya koyacağımız bir emare. Şimdi şöyle açayım. Bir yandan destek oluyoruz Suriye Milli Ordusu. Zaten Milli Savunma Bakanlığımızın paylaşımında da aşikar. Zaten o paylaşım olmasa da ne kadar etkiliyiz, ne kadar yönlendirebiliyoruz? 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz bunları. Şimdi Suriye Milli Ordusu'ndan işte terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye dönük mesajlar gidiyor. Şu bölgeye geçerseniz dokunulmayacak, işte sizin orada bu kimlikle yaşam hakkınıza saygı duyulacak vesaire diye. Sonra YPG tarafı Suriye ile irtibata geçip Kuzeydoğu'ya geçme yönünde iradesini bildiriyor. Harita günde bir değişiyor özet itibariyle. Eninde sonunda herkesin tamam bunu kabul ediyorum diyeceği bir noktaya gidilecek mi? Yoksa bu tam da pazarlık öncesi masaya doğru gelmeden önce kim neyi kazanırsa o durumu ve biz de ülke olarak bunu mu yapmaya çalışıyoruz? Şimdi olay iki ana eksende yürüyor. Birincisi Halep ekseni, diğeri bizim terörle, PKK ile mücadelemizle ilgili olan Rifat ekseni. Şimdi Halep ekseninde yürüyen faaliyet HTŞ dediğimiz, Türkiye'nin de terör örgütü olarak kabul ettiği El-Kaide tabanlı bir örgüt.
Bu örgüt İdlib'deydi, çıktı. Bunun yanına birlikte Suriye Milli Ordusu yok. Suriye Milli Ordusu şeklinde anlatılmaya çalışılan, lanse edilmeye çalışılan yapı daha önceden bizim kontrolümüzdeki Suriye Milli Ordusu'ndan kopan, kaçan, giden, bizim kontrolümüz dışında oraya eklemlenen unsurlar bunlar. İşte Ulusal Kurtuluş Cephesi bileşenlerinden çıkanlar, gidenler gibi unsurlar. Ama onlar da kendilerini Suriye Milli Ordusu olarak lanse etmek gibi bir devam eden bir şeyleri var. Bakış açıları var. Dolayısıyla şöyle bir şey algısı da yaratılıyor. Hani HTŞ ile beraber bizim desteklediğimiz Suriye Milli Ordusu da orada. Halep bu maksatta kontrol altına alındı. Hayır. Amerika'nın ve İsrail'in bir planı bu. Artık net. Bunu çok net olarak ortaya çıktı. Zaten söylemlerde ifade ediliyor bu. Burada şimdi tabii şuna bakmamız lazım. Halep'in kontrolüyle beraber kuzeyde PKK ile mücadele için bir fırsat alanı açıldı. Onu da Suriye Milli Ordusu değerlendirmek istedi ve bu maksatla Terrifat eksenine, Terrifat'a girdi. Şimdi Terrifat'ta tabii çok son derece her yeri mayınlarla döşemişler vesaire, tuzaklarla dolu bir arazi olduğu için orada yavaş bir ilerleyiş var. Dikkatli ilerleyiş var. Bundan kaynaklı PKK-PYD'nin de büyük bir kısmının buradan çekildiğine dair bilgiler var. Şimdi zaten Can Bey, Amerikan planı zaten şöyle. Onun için kim nereye gideceği ortaya çıkıyor. Fırat'ın batısında Sünni bir İslam devleti, Fırat'ın doğusunda PKK-YPG devletçiyi. Şimdi bunu planlıyorlar. Dolayısıyla Münbiş'te de PKK-YPG kalmayacak. Muhtemelen onlar da çekilecekler yakında. Terrifat'taki de zaten çekilecek. Özgür Suriye Milli Ordusu da burayı kontrol altına almak üzere. Biz Suriye Milli Ordusu HTŞ ile komşu olacağız. HTŞ'nin kontrol ettiği alanlarla. Yani yan yana. Tabii ki bu zaten bu iki yapı arasında zaman zaman bizim kontrolümüzün dışında gelişen bazı geçişkenlikler var. Yaşandı. Oluyor da. Bu geçişkenlikler belki önümüzdeki süreçte artacak. Belki birleşecek. Şimdi böyle bir risk de var. Bu birleşmenin Amerika'nın ve İsrail aklının, yani bunlar konuşulanlar, Suriye Milli Ordusu'nu da HTŞ ile birleşmesi suretiyle bizim elimizdeki kartı alma hamlesi gibi bazı hamleler de olabilir. Bunları böyle herkes bir şey söylüyor ama neticede olabilecek olanları analiz etmeye çalışıyoruz. Öte yandan HTŞ'yi biraz daha devşirmek suretiyle daha ılımlı hale getirip kabul edilebilir noktada bir radikal durumundan daha aşağıya çekilmek suretiyle yeni bir yapı da oluşturmak istiyorlar. Şimdi neticede HTŞ'nin kullandığı silah sistemi, şu anki teknolojik kabiliyetleri, eline verilen bu son derece kullanışlı kabiliyetler, gece görüş sistemleri vesaire, dronlar, şimdi bütün bunların hepsi önemli bir maliyet ve finans gerektiren sistemler. Bunlar nereden geliyor? Kim veriyor? Bu kadar silah ve mühimmat kolay değil. Yani 60 bin civarında silahlı grup var İdlib'de. Evet. Bu 60 binin bir kısmı işte Halep'e gidenler, diğerleri işte Hama istikametinde yürümeye çalışıyorlar. Laski istikametinde bazı girişimler var. Alanı genişletmeye çalışıyorlar. Şimdi bu 60 binin Can Bey 23 bini dünyanın değişik yerlerinden, 51 ülkeden gelen teröristler var. 23 bin. 47 bini de bunun Irak, Suriye, Arap coğrafyasının bir kısmından gelen yerel gruplar. Şimdi bunları kim buraya getirdi? Kim bu kadar besledi? Bunlar öyle göründüğü gibi değil. Onun için olayları analiz ederken bir Türkiye'nin dışında birçok aktörlerin de burada bir şeyler yapmaya çalıştığını, bunun da bizim elin sonunda bir ulusal çıkarlarımıza ne kadar tesir eden
ulusal çıkarlarımızı ne kadar zedeler, hangi boyuttadır, daha sonra hangi boyuta ulaşır, bunlara bu yönüyle de bakmak gerekiyor. Peki. Şimdi Halep evet bizim Türkmen şehri diyoruz vesaire ama hani tarihsel olarak bir bakış açısı var kamuoyumuzun. Bunda bir sorun yok evet ama orada aktör sadece bize bırakılmıyor orada. Orada 50 tane el var. Onun için karmaşıklık buradan kaynaklanıyor. Onun için okumaya çalışıyoruz. Peki. Sonuçta, şunu sorarak final cümlenizi almaya çalışayım. Son birkaç dakikam kaldı Ünal Bey. Şimdi bu saldıran taraf yönüyle bir analizdi. Bir de engellemeye çalışan taraf yönüyle bakmanızı rica edeyim. Putin'i soruyorum elbette. Bir bombardıman gerçekleşti ama çok caydırıcı olmadı. Ve çıkarım şu. Putin Ukrayna ile çok meşgul ve buraya gerçekten Rusya pek de müdahale edemeyecek. O yüzden biraz daha rahat at koşturulabilecek. Bu analize ve bu çıkarıma da katılıyor musunuz? Bir yanıyla hem Suriye devleti, Esad rejimi üzerinden hem de ona destekçi Rusya üzerinden ne kadar engelleyebilirler? Onu bir sorgulamak istiyorum. Şimdi katılıyorum buna, bu görüşe. Rusya'nın Suriye'de bu Ukrayna Savaşı'ndan önce 40-50 civarında taarruz savaş uçağı vardı. Bu bölgede. Aşağı yukarı bu 1/4'e düştü. Bakın 1/4. Bunların taarruz helikopterleri de aynı şekilde sayısı azaldı. Dolayısıyla Rusya'nın hava destek gücü Suriye sahasında eskisi gibi değil. Ama şimdi bu son gelişmelerle Rusya'nın bölgeye yönelik, Suriye'ye yönelik yeni tedbirler alabilir. Aynı zamanda İran destekli milis güçleri de bu Lübnan Savaşı nedeniyle Halep'in batısındaki unsurlarının önemli bir kısmını çekmişlerdi. Burada bir güç boşluğu doğmuştu. Bu güç boşluğundan HSŞ zaten yararlanmıştı. Şimdi bunu, bu açığı kapatmak için Esad'ın Irak'tan istediği destek karşılık buldu. Dünden itibaren Irak'ta bulunan İran destekli Haçlı Şabi milis gruplarından büyük bir grup konvoylar halinde Suriye sahasına giriyor. Giriyor. Girdi. Şimdi buradan nereye gidebiliriz? Tabii Arap milliyetçiliği meselesi var. Birleşik Arap Emirliği ile görüşüldü. Birleşik Arap Emirliği daha önceden Libya sahasında, Can Bey hatırlayalım, Hafter amblemini takmak suretiyle Libya bayrağı ile birlikte saldırılarda bulunmuştu Birleşik Arap Emirliği uçakları. Evet. Şimdi Birleşik Arap Emirliği de muhtemelen yine bir hava desteği Esad'a gönderecek, Suriye bayraklı bunların kullanılacağını tahmin ediyorum, görecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla bölge çok daha karışacak. Yani bu iç savaşı hatırlayalım Can Bey, 14 yıldır devam eden, 13 yıldır devam eden iç savaşın en tepe noktası belki önümüzdeki günlerde çok şiddetli yaşanacak. Bu çok önemli çok bir manşet. Yani uzun yıllardır süren iç savaşın zirvesi gelecek haftalarda veya gelecek aylarda yaşanacak diyorsunuz. Evet, gelecek günlerde yaşanacak, öyle görünüyor. Ve kimin hangi saflarda kiminle el tutuştuğunu tespit etmekte bile zorlaşacağız. O kadar karışacak. Öyle anlaşılıyor Suriye sahası. Onun evet. için Türkiye olarak biz dikkatle takip etmek ve dikkatli olmak zorundayız. PKK ile ilgili de bazı işte dış odakların çalışmaları var üzerlerinde. Fırat'ın batısında var. Esad da onun için bir an önce, son sözüm şu olsun. Bir an önce Türkiye'nin Esad'la görüşmesi, dolayısıyla bölge ülkeleriyle birlikte hareket edecek bir pozisyon oluşturması son derece önemli. Aksi takdirde Rusya ve Amerika'nın kontrolünde, inisiyatifinde gelişecek bu sahadaki dinamikler Türkiye'yi yakından etkileyecektir. Ünal Bey, çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bu öneriler, birikimleriniz siz dahil dinlenirler. Tamam.